Merhabalar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung Galaxy A7 tabletinin bildirim çubuğunu nasıl özelleştirebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Bunun için öncelikle tabletinizin ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bu ayarlar kısmı içerisinde bildirimler bölümüne tıklıyoruz. İlk kısımda bildirim açılır pencere stili var. Kısa olarak ya da ayrıntılı olarak seçebilirsiniz. Ayrıntılı olarak seçtiğinizde zaten bildirim direkt olarak ekranınıza düşüyor ve ayrıntılı bir şekilde tarafınıza geliyor. Mesela bir mesaj geldiyse mesajın tamamını görebiliyorsunuz. Ya da herhangi bir uygulamadan bir bildirim geldiyse tamamını görebiliyorsunuz. Kısa olarak belirtirseniz eğer sadece hangi uygulamadan bildirim geldiğini gösteriyor. Ve kısa olarak seçtikten sonra dahil edilen uygulamalar var. Buradan hangi uygulamalardan bildirim alıp almak istemediğinize dair bilgiler görünüyor. İstediğiniz uygulama kapatabilirsiniz. İstediğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Kısa açılır pencere ayarları var. Burada da Edge aydınlatma tarzı diye bir bölüm var. Buradan isterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Yukarıda da gösteriyor mesela bir bildirim geldiğinde nasıl görüneceğini. Mesela burada efektler var. Efektleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hiçbiri olarak da seçebiliyorsunuz. Ben şu anda spot ışığı olarak seçtim. Ayrıca bu yukarıdaki efekt açıldığı zaman arka plandaki rengi de değiştirebiliyorsunuz. Mesela yeşil olarak seçelim. Burası yeşil olacak. Mor olarak seçelim. Mor oluyor. Mavi olarak seçtiğimizde mavi oluyor. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Gelişmiş kısmı mevcut. Gelişmiş kısmında da şeffaflığı düşürüp artırabiliyorsunuz. Mesela şu an şeffaflık yüksekte. Süresini uzaltıp kısaltabiliyorsunuz. Süre ayarlarını yapılandırabiliyorsunuz ve bitti diyorsunuz. Bitti dedikten sonra da ayarlarınız yapılandırılmış oluyor. Onun dışında yakın zamanda gönderilen bildirimler hangisi ise onu buradan görebiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin kısmı var. Rahatsız etmeyin kısmında da bunu aktif duruma getirirseniz diğer uygulamalardan ya da herhangi bir program kullandığınızda veyahut da oyundayken herhangi bir bildirimlerin gelmesini istemiyorsanız buradan rahatsız etmeyin modunu aktif duruma getirebilirsiniz. Ne kadar süreyle ben kapatana kadar kısmı var, 1 saat kısmı var, her defasında sor kısmı var. İsterseniz bu 1 saat kısmını da artırabiliyorsunuz. Kaç saate kadar? 12 saate kadar artırılabiliyor. 1 saatin altında da en az 15 dakikaya kadar düşürebiliyorsunuz. Uyku modu var. Uyku modu da günde bir defa olarak seçebilirsiniz isterseniz. Akşam 10 ile sabah 7 arasında veyahut da her gün olarak seçebiliyorsunuz. Buradan günleri seçebiliyorsunuz. Başlangıç saatini değiştirebiliyorsunuz. Bitiş saatini değiştirebiliyorsunuz. Buradan bu ayarları da aktif duruma getirebiliyorsunuz. İsterseniz ekstradan da bir program ekleyebilirsiniz. İstisnalar kısmı var. Aramalar, mesajlar ve görüşmeler. İsterseniz bir uygulamayı kullandığınızda, diyelim ki rahatsız etmeyin modunu aldığınızda aramalar, mesajlar veyahut da görüşmeleri devre dışı bırakırsanız aramaları alabiliyorsunuz, mesajlarınızı alabiliyorsunuz ve görüşmeleri alabiliyorsunuz. Bildirimleri gizle kısmı var. Bildirimleri gizle kısmında da tümünü gizle derseniz direkt olarak gizlenmiş oluyor ya da tam ekran bildirimleri gizleniyor. Ekran açık olduğunda da isterseniz uygulama simge işaretlerini gizle dediğinizde, ekran açık olduğunda da uygulama simge işaretlerini gizle derseniz uygulamaların simgeleri görünmüyor. Bildirim paralelinden gizle kısmını seçebilirsiniz. Aktif duruma getirebilirsiniz. Açılır bildirimleri göstermeyi aktif edebilirsiniz ve durum çubuğu simgelerini gizle diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Samsung Galaxy Tab A7 tabletinin bildirim çubuğu özelleştirilmesi nasıl yapılır bununla alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.